Dövizin son zamanlarda artışı ile ilgili düşüncelerini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jack Eskinazi, ihracatçıların yılbaşından beri bu döviz artışını beklediğini belirtti. İhracatçılar yılbaşından beri bu artışı bekliyorlar. Çünkü seçim öncesinde politik sebeplerden dolayı dövizde hareketlenme yapılmadı. Döviz sabit tutulmaya çalışıldı. Tabii bütün bu yük olduğu gibi ihracatçıların üzerine kaldı. Dövizin makul seviyelere geldiğini belirten Eskinazi, ihracatçının tam istediği düzeyde değil ama mantıken daha da artacak olursa enflasyona etki edeceği için şu anki seviye ihracatçıların kaybettiği değeri alması için bir şans dedi. İhracatçının tam istediği düzeyde değil ama mantık yönde bu daha da artacak olursa enflasyona etki edeceği için şu andaki bu seviye şeyin enflasyonun üzerindeki yani ithalat döviziyle normal dövizin de fiyatlarının birbirine yakınlaşması sayesinde şu andaki bugünlerde yakınlaşıyor. O zaman da üzerindeki o köpük de kalkınca enflasyona da çok etkisi olmaz. Bu şekilde hiçbir zararı olmaz. İhracatçıların da kaybetmiş oldukları değeri de geri alma şansları olur. Hiç olmazsa çok kısa zamanda pazarda eski yerlerinde kazanma şansları olur. Çünkü ihracatçılar hem pazar kaybettiler hem de çok para da kaybettiler ama bu pazarları tekrar kazanmak için bir şanstır. Seyahat etmezseniz pazarı bulamazsınız hatırlatmasında bulunan Jack Eskinazi, vize sorunu konusunda konsolosluklarında kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. İhracatçıların çok sorunu var da vize sorunu da sorunlardan bir tanesi. Çünkü seyahat etmezseniz pazarı bulamazsınız, fuarlara katılmazsanız yenilikleri takip edemezsiniz. Problemleri yerinde çözemezseniz bu problemler size çok büyük olarak geri döner. Onun için her halükarda ihracatçıların seyahat etmesi lazım. Maalesef ihracatçıların seyahat kısıtlarıyla karşı karşıyalar çünkü bu vize problemi dolayısıyla. Sağ olsun bazı konsolosluklar bizlere ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyor ama onların da beklemediği kadar bir vize başvurusu var. Maalesef bizim 400 bin dolar karşılığı vermiş olduğumuz pasaportların vize başvuruları onlara bir yığıntı haline geldi. Herkese bakmak mecburiyetindeyiz çünkü onlar da artık Türk vatandaşı. Onun için bu yüzden korkunç bir sıkışıklıkları var. İnşallah zamanla aşacağız bunu da ama biz çok sıkışan ihracatçılara kendimiz birlik olarak buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eskinazi, ihracatçının krediye ihtiyacı var çağrısı yaptı. Krediye ulaşımımız çok zor durumda şu anda. Mümkün olduğu kadar ihracatçının krediye ihtiyacı var. Maalesef Merkez Bankası'nda da daha yeni oturuyor taşlar yerine. Merkez Bankası'nda yeni kadrolar, yeni projeler, yeni programlar yayınlandıktan sonra o zaman ihracatçı kendi yolunu daha düzgün olarak seçebilecek ve yapabilecek.